Yine çok sevdiğiniz bir ismi bugün stüdyomuzda ağırlayamıyoruz ama telefonda ağırlayacağız kendisini. Ben de çok bayılmam ama. Kim? Bak bak, yalan. Öyle bir Çok şey da bayılıyorum. yapamazsın. Kalbim pıt pıt atıyor. Sesini duyacağım zaman bile çok çok Canım benim. heyecanlanıyorum. Sevgili Melek Baykal. Ay Melek'im, tabii Telefon ya. Tabii ya bağlantı. Melek'im, Ama bu canım program ya. sizsiz olmazdı. Güven abla buradayken. Melek ablacığım. Ay. Canım çağlan benim ya. Demek sen benden pek hoşlanmazsın ha? Ölüyorum çünkü bayılıyorum. Hoşlanma kelimesini Seni bir yerim. kenara bırakalım. Çok Seni yerim seviyorum. ben. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda iki tane sevdiğim, çok sevdiğim kadın bir arada. Ay Oh, canım, ne meleğim güzel ya. ya. Canım benim. Baş tacım. Çağla, dur, Güven. Canım. Sen şimdi İstanbul'dasın ya. Heh. Ben Ankara'dayım. Turne Hadi. yaptım. Evet, Ben dün gece oyunum bugün vardı. dönüyorum Melek. Ben de bugün birazdan hareket ediyorum hayatım Ne yapalım? İstanbul'a. Nerede buluşalım Bir seninle? yerde buluşulsun. Bir yerde Canım buluşulsun. benim. Telefonlaşalım Melek. Melek Canım, ablam. telefon. Çağla Tamam. sana gelemedim biliyorum. Ama şu Çok turnelerin koşturuyor. filan bitsin. Sezona geleceğim. 3 gün Ay geleceğim Melek. sana. Aa 3 gün geleceğim dedi. Ne güzel. Yazdık bunları Canım. yazdık. Bu çıktı artık. Yapacak bir şey yok Melek Canım abla. benim. Siz Canım benim. gelmeseniz de hiç önemli değil. Gerçekten. Arada Canımsın. sesinizi duymak, Canımsın. iyi olduğunu bilmek. Hele ki çalışıyor olması müthiş bir Evet. enerji katıyor Evet. Melek ablaya. Çok çok iyi İnşallah. biliyorum. Evet Birazcık Güven Melek'ciğim. ablayla dostluğunuzdan bahsedelim mi? Melek ablacığım istersen sizden dinleyelim. Ya Sonra telefon kapanınca ya biz arkadan konuşacağız ana biraz. kız. Şöyle Biz söyleyeyim. ana kız. Evet Tabii. Güven'le bizim dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Çok eski. Evet. Ta Ferhunde Hanımlara dayanıyor. Ya, Ama of. işin enteresanı ne biliyor musun Çağla? Biz Ferhunde Hanımlar'da dost olduk. Halbuki ikimiz de devlet tiyatrosu ailesindendik. Bir Tabii. oyunda oynayamadık hiç mesela. Evet. Değil mi Birlikte yani? düşmedik. Evet. Ay çok Evet. enteresan bu. Ferhunde Hanımlar bizi bir araya getirdi. Bak kaç sene olmuş. Çok uzun seneler olmuş. Benim için çok özel bir kadındır. Birazcık Yani. anlatın bize Güven ablayı, Canım dostluğunuzu, benim. arkadaşlığınızı. Belki ileride bir projede yine beraber de rol İnşallah keşke alabilirsiniz. Mutlaka olsa. o şey Ah be değil mi? Çağlam artık yaşlandık biraz biliyor musun? Ay Asıl neyi yaşlandın yaşlandım Melek abla gözünü seveyim. Oradan oraya asla oturmuyorsun. Bu yaşlanmış halin olamaz Canım yani. benim. Canım benim Yaşlıyı ya. oynamak kolay mı Hiç. meleğim? O Hiç yaşlıyı da ay çok oynarız, zor. genci de Tabii ki oynarız. çok zor. Çok zor. Sen Ama enerjiye belli mi bak. olur ya? Belki Çok. olur yani bir şeyler olur İnşallah yani. hayatım ya. İnşallah Canım. canım benim. Ya Güven. Canım. Seni her zaman çok özel bir yere koymuşumdur Biliyorum. biliyorsun Biliyorum. hayatımda. Ama o yanındaki var ya o yanındaki o da öyledir benim için. Çok O şaka. benim için Evet. evlat gibidir yani. Onu Ya. da çok severim. Keşke ben Canım de şimdi Çağlan ya. yanınızda orada olsaydım ama Keşke. ah, işte görev. Olsun. Olsun. O Görev kadar başındayız. hissediyoruz ki sevgini, o kadar o Canım. samimi sevgini o kadar hissediyoruz ki Melek abla. Gerçekten Canım bazen benim. bedenen burada olmayabilirsin. Ah Ben ah buradaymış gibi canım. sana teşekkür ediyorum. Bağlanman bile bizim için çok 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 kıymetli. güzel oldu. Canikom benim. Canım Sana bir sağ ol söyleyeyim mi ya. Çağla? Anneni de çok özledim ha alsın bana. Annem Çeşme'ye taşındı. Kaç senedir görmüyorum ya. Valla ben de görmiyorum. Aa, Benim Bodrum'dan deli Çeşme'ye be. geçtik ya Melek abla. Ben de Canım. valla çok Bak zor benim. Bak görüyorum. şimdi bir şey Harika. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yanımda kim var biliyor musunuz? Ki? Suna Keskin var. Size bir merhaba demek istiyor. Öpüyormuş bizi. Su abla Öpüyorum inanmıyorum. ikinizi de canım benim. Öpüyorum hayatım. Ay Turnedeyiz. Sunacığım. Çok Bolu çok öpüyoruz. gidiyoruz. Bana doluyuz. Canım Aa Suna. inanmıyorum şu an şansa bak. Suna Valla. ablacığım nasılsınız? Güven öpüyorum hayatım. Çağla Canım seni de. çok Sen de teşekkür size. ederim Canım benim. Sunacığım. Ben Ha de size. işte böyle. Aa Böyle canikom. inanmıyorum Ay ya. harika. Çok tatlı Evet. oldu. Bir sürpriz oldu değil mi bu? Çok çok Harika. güzel İyi oldu. oldu. Teşekkür Bir iki ediyoruz. şey Canım. yani böyle sevdiklerimizle. Canım. Heyecanlandırdın Ay beni vallahi Melek. heyecanlandırdın. Elim ayağıma dolaştı. Benim de vallahi biraz öyle oldu. Çok Değil mi? seviyoruz seni Canım Melek benim. ablacığım. Canım Çok benim. teşekkür ediyoruz. Daha fazla Çok tutmayalım. seviyorum. İkinizi de kucaklıyorum, öpüyorum sımsıcak. Biz de. Teşekkürler. Canım Bizler benim. de başarılar diliyoruz yavrum Biz de. sahnelerde. Ben de Çağlam'a diliyorum. Hep böyle Canım. başarılı olsun ömrü inşallah. Teşekkürler Öptüm. Melek Hadi ablacığım. canım. Çok çok Hadi teşekkür yavrum. ediyorum. Bay bay tatlım. Bay Güle bay. güle. O nasıl bir dizi sesiydi? O Çok. nasıl bir ana kızdı? Yani gerçekten Ay. o öyle bir şey hiç olmadı yani. Ama O oyunculuklar. Melek işe zirvede başladı.
Evet. Şimdi Melek iyi bir tiyatro oyuncusudur. Evet. Ama bu kadar komik, bu kadar o olan bir kadın, hatta doktorlar demiş yani bunun bir psikiyatr tarafı vardır. Siz bunu oynadınız. Evet. Siz bunu yani çalıştınız mı? Bilgiyle mi oynadınız? Hayır. Melek kendi de tamamen yürek ve kalbiyle o işte bir numara. Yani o kadın ya biz bir şey yapmadık. Bir parçası Melek yok muydu? Oynadı. Mesela gerçekten o roldeki oynadığı kadının içerisinde kendinden bir parça barındırmıyor mu? Yani başka türlü mutlaka barındırıyordur. Değil mi? Da. Yani bu ama örtüşen rollerde kapıları bir açtı ki Melek. Yani biz kenardayız. Biz bir iki laf ediyorduk ama Melek gitti. Yani Melek izleniyordu. Ha, tabii ki çok değerli Beyhan Saran, Baykal Saran, Hatice'm işte efendim bütün çok çok kıymetli Can hepsi kardeşlerim, tabii, tabii. Hepsi oradaydık. O çok güzel bir işti. İyi ki yapmışız diyorum. Evet ne gerçekten güzel. İyi ki yapmışsınız. Bize de kahkahalarla izleme evet, fırsatı evet. Veriyorsunuz. Biraz gerçekten. Şöyle devam edelim hadi istiyorum. Hocam. Çok güzel konuklarımız var az sonra. Sağlığınızla da ilgili konuşacağız. Bu diz ağrılarınızla ilgili konuşacağız. Bu tarz ağrılar yaşayan insanlar için de çok güzel örnek olacak diye düşünüyorum. Evet, az sonra ortopedi ve travmatoloji uzmanımızı da davet edeceğiz Mesut Sanmış. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Bir kadının en güzel yaşı sizce hangisi? Vallahi kadın her yaşta güzel. Yemin ediyorum. Ben kendimi çok hoş buluyorum. Çok hoşsunuz ama şimdi yani. Ama çok çok hoşum. Ama yani şimdi. Çok 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 hoşsunuz. Bir kere hani bunu söylemenin sebebi aynaya baktığınız değil de içinizde hissettiğiniz, tabii, gördüğünüz tabii, kadın tabii, muhtemelen tabii. Değil mi? Ben her gün hamur yoğuruyorum kalktığım zaman. Nasıl hamur yoğuruyorum? Pasta börek için değil. Ruhumla hamurlaşıyoruz. Yumuşacık, pamuk gibi. Her an pişmeye hazır. Orada duygularımı topluyorum. Asla ay kaşım sarkmış gözüm bilmem böyle bir kat. Asla demem. Aynaya bakarım. Ne hoşsun Güven bugün. Bitti. Psikolojik olarak rap eri veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Terapi yapmaya çalışıyorum. Kendi kendime. Hiçbir doktor müdahalesi yok. Daha önce buna ihtiyacım da yok. Olmadı şükür. Çocukluğumda ama neysem. Derleyici, toparlayıcı, hep güzel verici, dağıtıcı. Yaşlılığımda da öyleyim. 78 yaşındayım. Yani 80'e 2 var. Maşallah. Ama normal yaşım 41. Şu an hissedilen. Tane. 41 oldum ama. Yani az önce biz deneme yapıyorduk. Şu sandalyeden yani çok düşme tehlikesi atladan insanlar oldu. Evet evet. Yani bir Güven şey. Abla çekirge gibi zıpladı. Canım yani benim. Bununla ilgili mesela siz kendinize bu bir genetik mi yoksa ne bilinçaltı ben kendime çok biraz dikkat genetik, ederim. Biraz genetik biraz anneden babadan da almışım ama annem çok güçlü bir kadındı. Müthiş bir kadındı. Önümde en güzel örnektir anneler zaten. Nurlarda yatsın. Bütün annelerin ellerinden, yanaklarından, yüreklerinden öpüyorum. Annenin kötüsü olmaz. Evladın kötüsü olabiliyor da Allah yazmasın, kimseye yazmasın. Ama o kötü olan evlatlar da bazen sonra anne yani, olabiliyor. Ya tabii, hepsi anne olacak. Yani onlar tartışılır tabii. Benim evet. Ben haddimi aşmayayım fazla o konuda. Estağfurullah. Ben kendime göre tasarrufumu yapıyorum. Yani söylemem gerekeni, yapmam, yaşamam gerekeni kendi planlarım içinde o dahiliyette götürüyorum. Aşırıya kaçmam biliyorsun. Evet. Neysem oyum. Sorduğuna güzel. Doğru cevap veririm. Böyle kaçamak göçemek yok. O gönül rahatı, o özgürlük tabii. Herhalde başka bir şey Güven ablacığım. Bana bir tavsiye canım. Vermenizi istesem. Ne söylersiniz? Öyle bir dönem yaşıyor ki Türkiye ve insan ruhu. Ben tabii yaptığım meslekten dolayı hep ruh diyorum. Yani ruhunu zedeleyecek her şeyden uzak duracaksın. Günlük yaşayacaksın. Bugünü yaşadım, mutlu geçtim. Oh, çok şükür. Çok program yapma kafanda derim. Bu benim özel duygum. Çünkü ben öyle yaşamaya çalışıyorum. Ha benim de sıkıntılı günlerim oluyor. Olmaz bunalımlarım olmaz mı? Evet. O zaman insan değiliz. Ben evet. Biyonik değilim yani. Tabii ki. Düğmeye basınca gülecek. Öbürüne sürekli basınca da ağlayacak değilim. Öyle bir şey asla. Değil. Biraz akışına güzel bırakıp. Güzel düşünmek lazım. Vallahi biraz fazla ne derler mükemmelliyetçi olmamak lazım. Bir zamanlar bir tarafımda sende de vardır, bende de var. Sanatçılarda var bu. Var. Oyuncularda var, bu işi yapanlarda var. Her şey mükemmel. Yani şu biraz eğri dursun.
Olsun kardeşim, evet, ne olur. Evet ya, biraz olsun varsın ya, diyebilmek. Olsun var ama ben gittiğim yerde perdeleri düzeltirim diyorum ama. Bir yandan ya, ya, evet. Yani ne bileyim, bir çiçek götürmüşüm mesela, harika çiçekleriniz. Kadıncağız ona ipe sarılı çiçeği ben götürmüşüm. Bunu bir serpele, bir dizayn ver, getir vazoyla koy. Sana çiçek getirmişim. Ne yapar? Sapı ibrişimle sarılı olarak getirir. Daha bol bir vazoya kor. O da böyle oluverir zavallı çiçeğim. Kalkar yatar. Onu açarım, dağıtırım, form veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.